Herkese merhabalar sevgili dostlar 22 Mayıs çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin yosuyla sizlerle birlikteyiz 7 koşul bir program var Elazığ'da bizleri bekleyen şimdi sizlere onun tahminlerini vereceğiz İstanbul'da bu arada yayında onu da seyredebilirsiniz 9 koşul bir program söz konusu e, orada da 2 altılı ona göre oyunumuz var ee, diğer bir kanalımız yayında arkadaşlar sürekli videolar paylaşıyoruz orada ee, eğer e, arama butonuna youtube'a ille de sürmeli yazarsanız Van de Maho yazarsanız has karaca yazarsanız e, o kanalı bulabilirsiniz arkadaşlar kanal ismi oğulcan karaca at yarışı fakat e, böyle yazınca bu kanalı da gösterebilir onun için hani. Özellikle belirtiyorum ki eğer atların isimlerini yazarsanız zaten direkt karşınıza çıkacaktır videoları o kanalın. E, i̇lle de sürmenin bilhassa çok fazla var. Vanlı Mahon'un çok fazla var. Ağa Karaca yine keza var. İzleyebilirsiniz. Şimdi saat 6.30'da işin tahmin kısmına geçebiliriz artık. Ee, i̇lk yarış tek geçiyoruz. Bir yere ayrılmayın derim o yüzden hemen. Maiden Dişi, 3 yaşlı Araplar, 1100 metre kum pisti yarışı arkadaşlar. Ee, Yedil Presel, Üçlü Ganyan'a ya. Burayı tek geçeceğiz. Şimdi tabii diyebilirsiniz ki ya böyle yarışlarda tek geçmek zor olur eder. Ama yani şunu da anlamak lazım ki biliyorsunuz Üçlü Ganyan yani e, çok fazla bir e, veren bir oyun değil normal şartlar altında. E, o yüzden mümkün olduğunca ufak bütçeyle e, belli bir miktar elde etmeye çalışıyoruz. Burada da bizim tercihimiz 6 numara Nazlı Gonca oldu. 2 yarıştır 3. olması ile birlikte istikrarlı geliyor. Tabii ki rakibi Şimşekli 21 gün evvel ikincilik elde etmiş bir safkan olarak dikkat çekiyor. Fakat yani ilk yarışında da 8. olmuştu. Burada Nazlı Gonca daha avantajlı gözüküyor. Bunun sebebi ise hem bu mesafede de koştu hem de ya yani iki yarış iyi koşmuş olmasıyla birlikte daha istikrarlı duruyor. daha fazla güven veriyor diyebiliriz haliyle. Bu sebeple 6 numarayı tek olarak bıraktık. Sıralı ikili veya ikili oynayabilirsiniz. İkiliyi daha çok tavsiye ederim burada. 6-8 ikilisini oynarsanız arkadaşlar daha garanti olacaktır. Sıralı ikiliye nazaran daha iyi bir şekilde oyunun böyle gitmesini bekliyorum. Hani 6 numara diyelim ki üçlü o yaptığınız gelmedi. Ama 8 numara 1. geldi. 6 da arkasına geldi için 6-8 ikilisinden en azından oradan kurtarabilirsiniz. Biz bunların hepsini düşünüyoruz arkadaşlar. Sizler için faydalı olması bakımından. Bu arada kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyor sizde olalım. Bakın size ne kadar detaylı oyunlar veriyoruz. Bunların devamı için sizlerin de desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bilhassa katıl üyeliğini yaparsanız seviniriz. Şimdi altılı ganyana geldik. İkinci koşuyla birlikte saat 7'de arkadaşlar altılı ganyan heyecanı başlayacak. 14 handikap bir mücadele. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metrede kum pistte seyredeceğiz. Şimdi tabi burada 9 safkanın mücadelesi olacak olan bir koşu. Favorimiz bu koşu için 1 numara Queen of the North'tur. 28 gün evvel 5. olan Safgan. Son yarışlarında tabelaları mevcut. E, 28 gün evvel ikinci oldu. Bir önceki yarış 5. oldu. Düzeltiyorum arkadaşlar. E, tabi Boğaz favor olmakla birlikte rakipleri de var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Bilhassa 2 numara Baba Derviş ve 3 numara Ak Yıldırımoğlu. Burada ciddi rakipler. Ak Yıldırımoğlu'nun satılık olarak da çıkarılması ayrıyetten bir e, durum burada bahsedilmesi gereken. E, yani satış koşusu olmayan koşulardaki satılık olan atların iyi koştuğunu biliyoruz. Bu tuhaf bir istatistik ama gerçekten böyle. Ee, ve şu anda da Ak Yıldırım da burada zaten tabelalarla geldiğini görüyoruz. Ee, galibiyete de yakın bir isim yine. O yüzden tercihlerde muhakkak olsun diyorum. 1-2-3 yaptıktan sonra oyunu genişletecek arkadaşlarımız için 5 numara Halla Çağısı, 8 numara Dare to Victory ve 9 numara Daughter of Angel isimli safganları tavsiye ederiz arkadaşlar. Yani oyunu genişletmek isteyenler için söylüyorum bunu. Yoksa 1-2-3 şeklinde de bırakabilirsiniz. Genişletmek isteyenler 5, 8 ve 9'u tavsiye ettiğimizi belirtmek istiyorum. Gelelim 3. koşu altının 2. ayağı saat 7.30'da koşulacak 14 handikap bir mücadele. 3 yukarı İngilizleri 1600 metrede kum pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar 11 at var. Noble Blossom, Tommy Gun ve Mazlum Hüseyin Ekür olarak start ediyor. 3 atın Ekür'ü koşacağı bir yarış olacak. Tabi taktik açısından yarışın kaderini gidişatını tamamen etkileyecek bir durum bu. E, bunu belirtmekte fayda görüyorum. Bilhassa Ekür'lerden 3 numara Mazlum Hüseyin'i önererek başlayacağım. 14 gün evvel 4. olan Safkan bu yıl sadece 2 kez koştu. Fakat buna rağmen 4.lük e, elde etmesiyle birlikte burada bir anda potaya girdi diyebiliriz galibiyet adına. E, bir 1 numara Black Mustang çok ciddi bir rakip. Galibiyet için iddialı bir isim ve 8 numara Kuzey Kartal arkadaşlar belirlediğimiz isimler bu koşuda. E, tabii burada yani Black Mustang'in yüksek kilolu olması, Mazlum Hüseyin'in yüksek kilolu olması Kuzey Kartal'ına bir şans doğuracaktır. Orası kesin. E, tabii ki bu doğru olmasına rağmen yine de Mazlum Hüseyin'in ve Black Mustang'in de şansı olduğundan ötürü bu isimleri de yazarak 3 atlı bir oyunu daha burada evla görüyoruz. 3-1 e, ve beraberinde bu koşu için 8 şeklinde 3 safkanlı bir oyunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya. Saat 8'de meydan dişi 3 yaşlı Araplar. 1100 metrede kum piste çıkıyorlar. Burada 9 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. E, i̇ki yarıştır ikincilik elde eden bir isim favorimizdir. 6 numara hafta sonu arkadaşlar favorimiz durumunda ve size bu koşu için alternatif tek olarak 6 numara hafta sonu isimli Safkan'ı sunacağız. Yani çok net bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama tabi rakip ihtimali olarak gördüğümüz Safkanlar var. Bunlardan birisi 2 tane tabelası olan bir isim 4 numara Asil Hatun arkadaşlar. Bir dördüncülük bir üçüncülüğü var. Ayrıyeten burada e, yeniden şans verilmesi gerektiğini düşündüğümüz 9 numara Mahmut'un kızı ve ilk startında fark yaratabilecek öz haber Antepli temsilcisi 1 numara Akbürgü Necmi Altın'la birlikte düşünebileceğimiz safkanlar olarak gözüküyorlar. 6 numara hafta sonu alternatif tek 4-9-1 ilave seçenekleri olarak belirledik arkadaşlar sizlere dördüncü koşuda. Gelelim 5. koşuya saat 8.30'da koşulacak 15 handikap 4 yukarı Arap atları 2000 metrede kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar 8 safkanın iştirak edeceği bu mücadelede favorimiz 1 numara Himayun'dur. Son yarışında da zaten önerdiğimiz bir safkandı. Burada da yine tavsiye ediyoruz. Bu grup içerisinde çoğu ismin kilosu da yüksekken kilosunun kendi kilosunun yüksek olmasının bir sorun teşkil etmeyeceği kanaatindeyiz. Bu sebeple 1 numara Himayun'u tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Bankotik olarak görebiliriz. E, tabii bir üstteki koşuda bir alternatif tekimiz var. Eğer orayı değerlendirmek isterseniz orayı tek atıp belki buraya başka atlar yazabilirsiniz. Veya iki teke çıkabilirsiniz. Bunların hepsi oyun seçenekleridir. Takdir edersiniz ki ama bizim kanaatimiz burada bir numara Himayun tek. Sıralı ikili bakımındansa bir numara arkası beş numara veya bir numara arkası dört numara oynanabilir. Hem Reber'in hem de Özerliğin için ikincilik için ciddi bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliyoruz bu koşuda. Bir numara Himayun'u tek olarak verdik arkadaşlar. Geçelim 6. koşuya arkadaşlar. Saat 9'da şart 4 mücadele 4 yukarı Arap atları arasında koşulacak. 1600 metrede kum pistte. Evet bu koşuda 9 safkan var. Derviş Bey ve Koca Demir Ekürü olarak start alıyor Derviş Bey'de, Koca Demir'de ikisi de uzun bir aranın ardından koşacaklar aynı zamanda. Favorimiz 4 numara Hilvanlıoğlu Ferit Yardımcı İdaresindeki safkan son 3 yarışında 2 galibiyet elde etti. 1.50 ile 68 derecesiyle bu pistte de iyi bir derece elde ettiğini biliyoruz bu safkanın. Tabi bu at burada favori olacak olmasına ama çok ciddi rakipleri de var. Bunlardan birisi bilhassa 21 gün evvel yarış görüp 5. olan Safkan 8 numara Sapadere Ay'a bakan Caş hattına sahip olan isim. Henüz bu mesafede iyi bir derecesi yok. 2.01'den daha ileri gidemedi. Ancak mesafenin 1600 metre kum pist olduğunu görüyoruz. Ve Safkan'ın Buradaki koştuğuna göre değerlendirdiğimizde ve tabi daha çok çim koştuğunda değerlendirdiğimizde bu derecenin bu yarışta gelişmesini zaten bekliyoruz arkadaşlar. Bu sebeptendir ki 8 numara Sapadere burada yazılması gereken bir diğer isim olacak. 4 ve 8'in ardından oyunlara ilave yaparken arkadaşlar 2 numara Melisa kızı ve 1 numara Vital de yazılırsa burayı garanti bir oyun haline getirmiş oluruz diye düşünüyoruz. Tabii Eküri'ler, Derviş Bey'i de eğer yazmak isterseniz 5. bir at olarak değerlendirebilirsiniz. Bilhassa şayet 2 teke çıktıysanız bu 9 numarayı da ilave etmenizi tavsiye ederiz biliyorsunuz ki bir banko bir alternatif tekle geldik buraya kadar. Şimdi 7. koşu saat 9.30'da şart 4 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz arkadaşlar. Son yarıştayız. 1900 metrede kum pistte koşulacak bir koşu arkadaşlar burası burada 10 safkan start alıyor. Bu anat içerisinde bizim favori olarak değerlendireceğimiz isim 35 günlük arasıyla birlikte King of the Fire 3 numara olacak. Daha sağlam gelmesi bekliyoruz haliyle verdiği ara neticesinde. Bu yarış için iddialı buluyoruz bu ismi. 28 gün evvel yarış görüp İkinci olan bir isim var arkadaşlar. Taş Kayalar 8 numara. Bence formda bir safkan verdiği araya rağmen ikincilik elde ederek yarışlara tekrar dönmesi çok takdire şayan bir durum. Burada da yine etkili koşacaktır diye düşünüyoruz. bir numara Emin Amca ile de devam edeceğiz arkadaşlar. 28 gün evvel kazandı o da. E, 3 yarıştır tabela yapıyor. Onda da yükselen bir form grafiği var. Bu yarışta yine iddialı olmasını beklediğimiz isim olacaktır. E, bir numara Emin Amca bu koşuda. Yani 3-8-1 arkadaşlar. 3 safkan yeterli gibi duruyor. Ben bu koşu için bir geniş kupon düşüncesinde değilim. Burada fazla at yazmaya gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu 3 hattan birisinin kazanması muhtemel olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzden oyunu bu şekilde bırakıyoruz bu koşuda. Bu da son yarıştı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer e, yarış tahminlerimizi de izlemek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, katıl üyesi olarak destek vermeyi unutmayalım. İstanbul Tahminleri yayında seyredelim. 9 koşulu program var arkadaşlar. Orada da 2 altılı veriyoruz. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimli kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer YouTube'a ille de sürmeli yazarsanız Vanlıma, Has Karaca, A Karaca, Pir Karaca bu isimleri yazarsanız e, kanalımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da o kanalda destek vermenizi bekliyoruz diyoruz. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.